Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İlk defa spor yapıyorsun, bize gösterme. Oo, günaydın. Hakikaten benmişim ben. Babaeski'nin bilmem kaçıncı gününden herkese selam. Babaeski'de hayat böyle. Şaka değil mi ya bu? Yanındaki size güvenmeyin ya. Selam arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yol 20 dakika daha hızlı gösteren kısma girdik. Ama yol yok. Şimdi o 20 dakikayı geri dönüyoruz. Yol 20 dakika daha hızlı gösteriyordu. Neyse oraya tıkladık. Yola döndük. Böyle çakıllı falan bir yola girdik. Ama devam ediyoruz yani belki yola. 20 dakika daha hızlı gösteriyordu ama şu an 20 dakika kaybettik yani bayağı. Sonra devam ettik. Yolu köprüye bağlamamışlar. Halbuki buraya girerseniz orası yol kapalı işareti varmış. Onu hayatımızda ilk defa gördük o işareti. Evet. Şimdi geldiğimiz 20 dakikayı geri dönüyoruz şu anda. Madem orada yol kapalı işareti var, neden koyuyorlar ki oraya? Neden bağlıyorlar? Değil mi? Yani niye haritada böyle bir yol gözüküyor? Ve böylece Babaeski yolculuğu başlamış bulunmakta. Aynı hareket yapma sadece. Bir şey yapmasınlar. Kaybolduk sandım. Buyurun, kime bakmıştınız? Yok, yanlış yola girdik de devam ediyoruz işte. Burası özel mülkte. Özel mülkte. Oha. Şuna bak. Oha. Ne? Ya. Yani ilk defa spor yapıyorsun. Seni YouTube'a koyacağım. İlk defa spor yapıyorsun, bize gösterme. Seni YouTube'a koyacağım. Ne? YouTube'a koyacağım seni. Hadi anne. YouTube'a koyacağım seni. Tamam, duydum. Koyma demiyor demek ki. Hadi anne, koşalım. Oğlum ben ayağımdan çok koşamıyorum ki. Hadi abla koş. Sonra fena olur diye de korkuyor. Ben koşmayı sevmiyorum. Koşamıyorum da zaten. Küçükken de koşamıyordum ki. Gülüyorlardı bana koşu yarışı yaptığımızda. Neden? Ne bileyim, koşuyorum. Bakıyorum önüme. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz Babaeski'ye gelmiş bulunmaktayım. Dün geldik, dün gece. Hakan bu sabah gitti. Biz de şu anda annemlerle yürüyüşe çıktık. Annem ve sözde küçük olan kardeşim var. Komşularımız. Baba geliyor, baba. Burası da Babaeski'nin halı sahası, parkı. Jenerasyon değişmiş ama tipler aynı. Şu gördüğünüz alanda da Babaeski'nin yılda bir defa gerçekleşen şenlikleri var. Babaeski şu an yok ki orada. Tarım festivali ha. Burada yok şu an. Evet var. O zamanlar buralarda sahne kuruluyor. konserler falan oluyor. Şuralarda böyle standlar oluyor. İşte yiyecek, içecek falan filan. Öyle. Kebap kokuları gidiyor o zaman. Diyette kendisi. Eskiden bir dizi vardı Alp, ona benziyorsun. Gücür. Gücür. Senin boy kaç kardeş? 1.83. 1.83 Alp. Zaten adın da Alp. Alp ne ya? Alp. Alp. Alp diyorum işte. Alp. Adın da Alp diyorum. Yani benziyor. Senin telefon dandik ama. Biraz dandik mi? Kötü çıkıyor işte. Dur, önce şuradan başlayacağız bence. Yani yapamayanlar tutur. Kollar düz olacak. Neyse, o da olur. Kaldır ayakları. İyi yaslan. Heh, düz. Kaldıracaksın, öyle değil. Nasıl düz? Bildiğin şöyle. Bir şuraya bir şuraya atmayacağım ben. Ne? İki dizi çekmiyor muyum? Hayır, şöyle. İki ayağını birden şöyle öne doğru. Saçmalama canım. Öyle. Hayır, normalde bir sağa bir sola çekersin bunu. O kolaydır. Dizine. Öyle böyle nasıl uzatayım? Öyle yapıyoruz. Yapıyorlar. İki ayağını birden, tek ayakta. Sen yap da görelim. Yok, kalsın. Hadi yap. Şimdi yap, uğraşamayacağım. Hadi yap, hadi. Korona yap, var. Yap, korona. Yap. Korona. Eline götürmezsen bir şey olmaz. Hadi yap. Korona var. Elini ağzına götürmezsen bir korona şey olmaz. Hadi yap, yap, korona hadi yap. Var, yapamıyor ki, yapamıyor ki. Yapamıyor ki. Ha, bugün yapamıyor ki. Bana nasıl tokat atarken ki, durdurdum seni. Ki. Nasıl tokat atarken? Dua et maske al, yoksa çekmene izin vermem. Yapamıyor ki. Maske olduğu için çekmene izin veriyorum. Yapamıyor ki. Maske olmasa çekmene izin vermez. Yapamıyor ki, 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 yapamıyor ki. Günaydın. Benim resmim bu. Evet. Görmeyeyim ki. Hakikaten benmişim ben. Ay. Benim de bacaklarım yok. Sıcaklamıyor mu o çoraplarla? Uyuşuyor parmaklarım ki. Yel aldı mı tabii. Öyle evin bahçesindeyiz. Bu ev, bu bahçe, bu da biz. Sen mi kırkacaksın benim kafayı? Saçını mı keseceğiz? Anne öyle değil. Saçını keseceğiz. Yok. Ayşen! Ne? Kafamı kesmeyesin. Kesmem canım, kafanı niye keseyim? Yakın ya, yakın. Bu bembeyaz olmuş. Evet. Memnun musun? Kırkıda ya, memnunuz. Senin kulakların neden bu kadar büyük? Eşek kulağı mı? Bilmiyorum, kocaman kulağım var. Ha, orada mı? He. Ben hayatım, benimkiler büyümüş. Seninkiler büyümüş işte. Oh. Babaeski'nin bilmem kaçıncı gününden herkese selam. Gördüğünüz gibi daha saçımı bile taramadım yani. Hemen işe koyulduk kahvaltıdan sonra. Bir yüzümü yıkadım Allah'tan. Yine bir Babaeski kreasyonu, Babaeski anne kreasyonuyla karşınızdayım. Bugün aslında montaj yapmayı planlıyordum. Ta ki annemin makarna hamuru yaptığını öğrenene kadar. Makarna dediğim erişte yani. Benim ailem bu çiftçilik falan yapıyor. İşte böyle makarnadır, kuskustur, Ellerim temiz bu arada, merak etmeyin. Böyle kuskus falan kendisi yapıyor ve satıyorlar. Türkiye'nin ve hatta dünyanın birkaç bölgesine gitmiş bir kuskus. Genelde Almanya'dan bu tarafa gelen çok olduğu için alıp buradan götürüyorlar. Ben de şimdi kuskusları eliyorum ki büyük parçacıklarını kenara ayırayım. Onları çünkü sattığımız kısımlara koymuyoruz. Kendimiz yapıyoruz. İri parçacıklı olduğu için. Mesela şu. Şekilsiz yani. Normalde nasıl olur? Kuskus dediğimiz şöyle yuvarlak top gibi olur. Bunları eliyorum. Bunlar tabii ikinci partı. Daha böyle bir çekyatı yaptım az önce. O yüzden kulaklarım şu an şu sesten bitmiş bulunmakta. Böyle hani yüksek yerlere çıkarsanız da kulağınız basınçtan böyle tıkanır ya, öyle oldu yani. Böyle şey yapıyorum arada. Falan yapıyorum yani. Neyse bunları da eleyeyim. Sonra erişteyi nasıl yapıyoruz onu da gösteririm birazcık. Bu arada satın almak isterseniz Instagram'dan Zeynep'in Organik Bahçesi, oradan ürünleri inceleyebilirsiniz. Böyle işte kahvaltılık sos, sirke, salça, başka ne vardı ya? Tarhana, kuskus, erişte gibi şeyler var. Pekmez falan da var. Hepsi ev yapımı. Bir de pekmezleri annem bir şey koymuyordu. Bazı yerlerde bir şey koyuyorlarmış da onu koymuyordu. Yani tamamen organik ve doğal malzemelerden, köyden aldığımız, bahçede yetiştirdiğimiz ürünlerle yapılan şeyler. Kuskusları ve erişteleri böyle bez torbalara koyuyoruz. Çünkü bildiğiniz gibi uzun süre dayanabilmesi, nemlenmemesi ve bozulmaması için bez torbaya ihtiyaçları var. Aynı zamanda şu anda tarhana da yapacakmışız. O yüzden annem tarhana için geçen pazardan aldığımız biberleri salça haline getirmiş. O sırada ben de stok için bir şeyler çekiyorum kameramla. Ve çok güzel bir şey daha mevcut. Şu önce salçayı göstereyim. Bu tarananın salçası ve bu salçayı karıştırdığımız kürek temiz temiz dursun. Ve burada da Gülşan için... Ah, ayağım yandı. Çok sıcak. Bir atıştırmalık. Gülşan'ın atıştırmalığı. Babaeski de hayat böyle. Kendime bakıyorum, kameraya bakmam lazım. Yufka düşürdüm. Makarna yapacağım. Kesme makarnası. Kolay gelsin. Az önce çekmemişim de. Teşekkür ederim hanımefendi. Ne yapıyorsunuz? Yufka açıyorum. Makarna yapacağım. Kesme makarnası. Erişte. 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 Annem yufkaları açtı. Ben de alt kata ve bu kata dizdim. Şimdi bunların böyle arada çevireceğiz. Biraz kurumasını bekleyeceğiz. Daha sonra da kesme işlemi. Kestik. Şimdi Trakya usulü kulak yapıyoruz. Anneanne şey desene, kanalıma hoş geldiniz de. Kanalıma hoş geldiniz. He. Sonra. Nasılsınız, iyi misiniz de? Nasılsınız, iyi misiniz? Bizi izlemeye devam edin de. Bizi izlemeye devam edin de. Ha, bizi izlemeye devam edin. Gözüm sanki yumurta. İki ana iki kız. Evet. İnce bir şekilde açıyoruz. Evet. Sonra? Çok ince değil, çok ince. Sonra keseceğiz. Nasıl kesiyoruz? Kestikten sonra da böyle kıvırıyoruz. Kulak oluyor. Evet, bir yandan o kulakları atacağımız suyu kaynatıyoruz. Bildiğiniz makarna aslında yani işte. Yufkaları kestikten sonra bu şekilde seriyoruz ve kurumaya bırakıyoruz. 3-4 gün falan sürebilir, serdiğiniz yere göre. 3-4 gün falan sürebilir. Bu şekilde kurumaya bırakıyoruz. Sonra topluyoruz. Sonra satıyoruz.